Konya aquifolium Latincesi. Türkçesi Oregon üzümü. Oregon. Oregon üzümü. Oregon. Zaten yani, üzüme benziyor. Üzüme şeyde. Benziyor ama adı üzüm. Ama şey, üzüm gibi yenmez. Meyvesi yenmez. Bunun kökünün kabuğu ve dalının kabuğu. Bu dalının ve kökünün kabuğu? Kabuğunun birleşiminde çok yüksek oranda alkaloidler var. Sarı da rengi de sarıdır zaten. Şöyle biraz kabuğunu soyduğunuzda. Aa baktım sarı bir evet renk. Sarı hocam. Bu sarı renk alkaloidler. Yani? Yani bunun içindeki etken madde sedefe karşı etkilidir. Bununla ilgili Alman asıllı Profesör Doktor Wagner, Profesör Doktor Wiesenau klinik araştırmaları yapmış. Hastalar üzerinde denemişlerdir. Mesela sadece Profesör Doktor Dieter, bunu hep Almanlar yapmıştır. 433 sedef hastasını Mahonya veyahut da Oregon üzümünün dalının veya kökünün kabuğundan elde edilen damla, draje ve kapsüllerle tedavi etmişlerdir. Sedef artık çözümsüz değil, çaresiz değil. Sedefin tedavisi mümkün. Sedefle ilgili 30 yıl araştırma yapan İtalyan asıllı Dr. Simoncini, sedefin sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgelemiştir. 100 yıldır sedefin sebebinin keratin denen bir protein yetersizliğinden kaynaklandığını iddia ediyordu ilim adamları. Tabii temelsiz, sadece bir hipotez, teori. Çünkü sebebi hiç bilinemedi, bulunamadı şimdiye 100 kadar. 100 yıldır aynı şeyler söyleniyordu. Evet, sedef hastaları da çok muzdaripti bu konuyla ilgili. Evet. Keratin denen protein saçları güçlendirir, tırnağı besler, deriyi, cildi besler. Çok önemli bir proteindir. Eksikliği tabii ki birçok cilt hastalığını tetikler. Fakat sedefe sebep olmaz. Ciltte, saçta, tırnakta zafiyete sebep olur. Şimdi bu görüşü çürüttü Dr. Simoncini. Susturmak istediler tıp mafyası. Fakat basın çok büyük destek verince İtalya'da susturamadılar. Ve dünya çapında buluş yaptı. 100 yılın buluşunu yaptı. Evet. Mahonya ne basın yapıyor? Basın destek verdi diyorsunuz. Ne kadar güzel değil mi? Avrupa'da, Amerika'da basın bitkileri şey yapıyor. Teşvik ediyor. Destekliyor. Türkiye'de de yani ne yaparız da biz bu bitkileri piyasadan yok ederiz diye uğraşıyorlar. Türkiye'de tam tersi. Mesela, neden? Gerçek bitki bitkiyle ilgili gerçek araştırma yapan uzmanları da maalesef bulamıyoruz. Böyle bir sorun da var Türkiye'de. Yani eğitimi yok, okulu yok. Mesela Almanya'da 10 binlerce herbalist var. Dernekler var, federasyonlar var, konfederasyonlar var. Almanya'daki herbalistler doktor gibi muayene etme, reçete yazma hakkı var. Avrupa'da böyle. O kadar kıymetli. Asya'da, yani Hindistan'da, hocam, Çin'de. Hocam siz bu konuyla ilgili Türkiye'de Almanya'da yok. Uzun yıllar araştırmalar yaptınız. 29 yıl Almanya'da kaldım. Ve mesela kitaplar yazdınız. 3 ciltli kitabımız var. Benim yazmış olduğum bu 3 ciltli kitabı ben 27 yılda tamamladım. Neden 27 yıl? 3 ay, 5 ay değildi, 27 yıl. Şimdi vatandaşın birisi Profesör Doktor X, ismi önemli değil. Oturmuş masanın başına 3 ayda kitap yazmış. Benim kitaptan, Ahmet'in, Mehmet'in kitabından alıntı yapmış, kitap yazmış. Adı profesör olunca vatandaş koşa koşa gidiyor, kitabını alıyor. Oh, çok güzel. Fakat içerisinde 20 tane bitkiyi hakkında yanlış bilgi vermiş. Vatandaş bilmiyor ki yanlış bilgi mi, doğru bilgi mi? Mesela benim yazmış olduğum kitapta 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması var. Hangi üniversite, nerede, ne zaman, kimler araştırma yapmış? Mesela biraz önce Mahonya ile ilgili söyledim. Profesör Doktor Wagner, Profesör Doktor Wiesenau yapmış oldukları araştırmalarda Mahonya'nın sedefe karşı etkili olduğunu bizzat klinikte, şimdi Mahonya klinik araştırması diyoruz da gelip geçiyoruz. Klinik araştırması basit bir şey değil. 433 hastayı hastanede yatacak. Doktorun kontrolünde, hemşirenin gözetiminde olacak. Kan tahlilleri, idrar tahlilleri, bütün tahliller takip edilecek. Sürekli gözetimde sabah, olacak. Evet, sabah, öğle, akşam bir hastanın bir günlük hasta masrafı Almanya'da 4000-5000 euro. Türkiye'de bilmiyorum. Yani o kadar pahalı. Sigortaya ödenen para. Bunun maliyeti nedir? 433 sedef hastasını iyileştirmiş hastanede 3-4 ay takip ederek. Şimdi bu bitkiyle mi iyileştirdiler? Evet. Mahonya ile sedefi tedavi ettiler.
Peki nasıl oluyor bunun kökünden kökünün özüt ve mü çıkarılıyor? Dalının kabuğu. Dalının kabuğunda %7, %8 oranında alkaloidler. Kökünün kabuğunda %15, %16 oranında daha yüksek kökünün kabuğunda alkaloidler. Ne yapıyor? Bunun birleşimindeki amberberis denen etken bir madde var. Alkaloidlerin evet. içinde antiviral, antibakteriyel, antimikozitik yani bakteri, virüs ve mantarlar yok edicidir. Bunun birleşimindeki etken madde. Antiseptik yani doğal bir antibiyotiktir. Bunun birleşimindeki etken madde doğal bir antibiyotik. Ne güzel. Peki hocam şimdi sedef hastaları nasıl uyguluyorlar bunu merak ettim ben. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Yani kabuğunu çayını içerek veyahut da başka türlü değil. Bunun kabuğunu çayını içerek olmaz. Destilasyondan geçiyor. Yani özel bir büyük bir firmada bunun kabuğunu topluyorlar, işte kurutuyorlar. Sonra ince öğüttükten sonra destilasyonla içindeki etken madde alınıyor. Kurutuluyor, kuru ekstrakt elde ediliyor, ekstrakt. Bu ekstraktan biz çok özel bir formül geliştirdik. Mahonya forte. Birleşiminde ne var? Mahonya, laden gülü, hamemelis. Hamemelise cadı fındığı da denir. Bu bitkilerin ekstraktından oluşan çok özel bir formül, kapsül. Bunu kullandığı zaman ne yapıyor? Yavaş yavaş sedef ortadan kaldırıyor.